name of Art, and you say Jumbo. Scream and shout, turn and say Columbo. Now I gotta go, so Coke. Put me up.
Yeah.
this girl kind of smooth too, cause there's one man that you wanna meet. See, so let me show you around while you're giving your teaching. But no coca loca boom while I take a peeling. When I hold my baby, she say I do it nicer. I like my chicken with rice and lemonade. That's what you get when you shout that jumbo. Now I gotta go, yo coca. Put me up. I'm going to go to the hospital.
Thank you.
cause that's what they say, but I can't prove. So turn it up again and watch me move to the groove. As we get close, you whisper Coco, I hold you in my arms and you say Jumbo. Scream and shout, turn and say Colombo. Now I gotta go, so Coco, put me up. Show you around while you skip your TG, but no Coca Loco boom while I take a peeling. When I hold my baby, she say I do it nicer. I like my chicken wings like the lemonade. That's what you get when you shout that jumbo. Now I gotta go, yo, Coco. Put me up. Yeah.
Yeah.
Sevgili izleyiciler, İstanbul Taksim durağımızdayız ve hemen gördüğünüz gibi karşımızda tarihi Galata Kulesi var. Valla gönül isterdi ki Galata Kulesi'nden size tüm İstanbul'u gösterelim. Fakat bazı prosedürler var, bunları aşamadık, ondan dolayı da size İstanbul'u gösteremedik. Artık bununla alakalı da benim kusuruma bakmayacaksınız. Peki biz bakalım Taksim'de başka bizi ne gibi sürprizler bekliyormuş. Bunları birlikte görelim. Sizler de ne yapıyorsunuz? Evinizde bizleri keyifle izlemeye devam ediyorsunuz. Et j'entends dans la musique les cris, les rires qui éclatent et rebondissent autour de moi. Oh, et perdu parmi ces gens qui me bousculent. Et pour dire désemparé, je reste là. Quand soudain je me retourne et se recule, et la foule vient se jeter entre mes bras, emportée par la foule qui nous traîne et nous emmène, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps, et le flot sans effort nous pousse d'enchaîner l'un et l'autre, et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux, entraînés par la foule qui s'élance et qui danse une fois, le farandole, nos deux mains restent sous
parfois soulevé. Nos deux corps lassés s'envolent et retombent tous deux épanouis, enivrés et heureux. Et la joie éclabousse par. Evet sevgili izleyiciler, şu anda bir aileyle birlikteyiz ve onları hemen kısaca tanıyalım. Vallahi aile deyince böyle bir tebessüm oluştu. Aslında yıldızlar olsa da böyle değil mi? Böyle pırıl pırıl olurdu. Tanıyalım efendim kısaca. Ben Gamze Öztürk, 18 yaşındayım. Öyle. 18 yaşında öyle yani, kurcalamaya da gerek yok. Sizi tanıyalım efendim. Mesude Dokur, fizik öğretmeniyim. Ciddi misiniz? Çeki böyle sen. Ben öğretmenimle konuşacağım. Hocam ben sayısal olarak hiçbir tecrübeye sahip değilim. Evet. Bu nedendir hocam? Çocukluğunuza inmek lazım. Hani psikologluk da var mı hocam? Yok, psikologluk yok. Peki biz röportajdan sonra bir ara bir çocukluğumuzu indirelim artık bir doktorumuza. Sizi tanıyalım. Cemre Dokur, 21 yaşındayım. İstanbul'da okuyorum. Sosyoloji okuyorum. Tamam bak burası yakın. Sosyoloji toplum bilimi değil mi? Toplumla alakalı. Psikiyatri mi teke düşüyordu? Ya hayır, tam olarak psikiyatriyle ilgisi yok ama... Yok yok, hani çocukluğuma inmek lazım ya, o yüzden soruyorum. Evet, sizin görünmeniz. Benim bir psikiyatriye gitme zamanım gelmiş. Peki o zaman buradan soralım. Bir erkekte aradığınız özellik nasıl olmalı, ne olmalı? Dürüst olmalı. Başka? Dürüst, başka samimi olmalı, sahiplenmeli. Ha, şu sahiplenme konusu mesela, sahiplenmeli derken? Ya fazla olmasın ama aşırı olmadan az, kızların hoşuna gidecek şekilde. Ya işte burada bir çelişki var. Hani biz erkekler teraziyi tam olarak şey yapamıyoruz, yani böyle dengeleyemiyoruz. Sıkıntı maalesef oradan doğuyor. Peki sizce madem öyle, aşk mı para mı? Para. En azından dürüstüz ya valla. Bu zamana kadar herkes aşk tabii ki dedi. Ne aşkı? Ben birçok röportajımda da şunu yaşadım. Amcaya diyorum ki para çıksa ne yapar? Ne yapayım diyor. Karıyı boşarım diyor. Yani. Peki size soralım efendim aynı soruyu. Aşk mı para mı? Aşk. Evet. Tabii para. O lafın üzerine yani bırak da aşk olsun yani. Para sonra geliyor zaten. Ciddi misiniz? Peki evlisiniz? Evliyim evet. Mutlu musunuz? Evet. Çok mutluyum. Büyük bir aşk. Evet. Ciddi olamazsınız. Siz kızı arıyorsunuz değil mi? Aa ben aranıza gireyim o zaman. Kara kedi. Siz C. Cembe. Yok sizce hani annenizin. Bence. Evet. Hani annenizin söylediklerini onayladınız. Biraz açalım. Onaylıyorum. Yani ne bileyim, babam para mı deseler babam tercih eder. Aşık oldu adamı tercih eder. Valla hakikaten yani ilk kez böyle bir şeyle karşılaştım. Allah mutluluğunuzu daim etsin. İleride bir kızın daha olursa adına Volçuk olur. Daha var. Yok yok, bir tane daha olursa Volçuk olur. Tamam yeter. Olmaz ya. Peki sence aşk mı para mı? İkisi birlikte olursa güzel olur. Yani şimdi keşke öyle olsa da ikisinden birini seçsek. Yani bilmiyorum. Annen burada ona göre. Kazanılabiliyor da aşık olmak öyle her zaman olacak bir şey değil. O yüzden herhalde aşk derdim ben de. Peki o zaman bizler ablamız neredesiniz ablam? Manisa'ya aslen de Bursa'da oturuyoruz. Manisa yani gidip geliyor musunuz Manisa'ya yoksa? Tabii canım, ailem. Neresi Manisa'nın? İçin merkez. Hani bazı bu tarz muhabbetler olur ya, bunu da canlı canlı yaşıyoruz. Mesela neredesin Manisa? Aa ben askerliğimi orada yaptım. Şimdi hemen buna vereceğim. Bana ne? Normalde değil mi? Vereceğim. Bana ne? Ama hani... Neresi? Ha sen orada bir cami vardı. Tanırsın o camiyi, bilirsin falan diye. Peki buradan şu anda Manisa'da izliyorlar bizi. Sen niye kaçtın? Gel böyle. Sen niye kaçtın? Evet yani artık yeter diyorlar. Artık yani yeter, fazlası zarar diyorlar. Peki bizler de uğurladık hanımefendileri. Efendim birlikteliğimiz devam edecek. Ne yapalım? Gidelim mi? Ha birlikte gidelim. Peki o zaman. Şöyle yapalım. Hemen karşınızda gördüğünüz gibi efendim. Bunun adı ne oluyor? Sanki ben bilmiyorum değil mi? Tramvay yani. Ben başka bir şey demedim herhalde. Evet tramvay geliyor efendim. Tramvayla kafa kafaya geldik. Aman çarpmasın.
Evet, Taksim dendiği zaman işte Taksim'in gördüğünüz gibi yine tarihi olaylarından birine şahit oluyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Evet sevgili izleyiciler, artık veda vakti yaklaştı ama veda etmeden hemen sağımda ve solumda dünyalar tatlısı, güzeller güzel iki bayan var. Onlara bir merhaba diyoruz. Sonrasında beraber programı kapatacağız. Merhabalar, tanıyalım kısaca. Merhaba, Ebru ben. Siz efendim? Yasemin ben. Almanya'dan geliyorum. Ciddi mi? Almanya neresinde Almanya'nın? Dortmund'dan. Ne zaman dönüş? Bu cumartesi. Şimdi Almanya'dan buraya her sene geliyorsunuz büyük ihtimalle. Belki 2 senede bir geliyorsunuz ama buradan Almanya'ya geri dönmek istiyor musunuz? Tabii ki. Orada bence yani yaşam tarzı falan daha güzel. Daha rahat biraz. Almanya mı güzel? Evet, daha güzel bence. Hani burası tatil için güzel. 4 hafta falan kalıyoruz. Güzel oluyor ama böyle çalışma dendiği yani, zaman zor değil mi? Zor, evet. Peki bakalım Türkiye'de yaşayan arkadaşımıza da soralım. Bakalım aynı görüşte mi acaba? Sizce İstanbul'da çalışmak, Türkiye'de çalışmak Almanya şartlarına göre daha mı iyi yoksa? Yani aslında daha iyi değil ama yine de insan doğduğu bu büyüdüğü yerde daha mutlu. Onun için onun fikri... Hani derler ya bülbül altın kafese koymuşlar gene vatanım vatanım demiş. Aynen onun gibi. Siz küçüklükten beri mi oradasınız? He küçükten ben orada doğdum. Annem babam burada doğdu. Oraya... İyi, ama maşallah Türkçeyi benden iyi biliyor. yok yani yeni gibi öğreniyoruz. Gele gider öğrendi. Kuzeniniz mi? Sayılır. Peki ben o zaman size sormayacağım, sizi zorlamayacağım. Şimdi Almanya'ya gidip bir tane manyak çıktı bize soru sordu bilemedik falan demesin. O yüzden ben size sorayım önce. Ne soruyordum ben kameraman? Biliyorum. Hatırlatmana gerek yok. Ben seni biliyor mu diye bakalım takip ediyor mu diye. Aşk mı para mı? Aşk. Neden aşk? Aşk çok kutsal bir şey yani. Parayla ölçülemeyecek kadar değerli. Bulduğun zaman bırakmaman gerekiyor. Bulmak da zor açıkçası bu devirde. Peki o zaman şunu diyelim. Bir erkekte aradığın özellik nasıl olmalı? Erkekte aradığım özellik... Çok güzel soru. Erkek olsun yeter. Hani vardır ya bu doğan görünümlü şahinler vardı. Hani böyle bakarsın ya adı erkek. Ya. İşte onu anlatmaya çalışıyorum. Hani kadını döven ama adı erkektir değil mi? Evet. Kadını döven ama adı erkektir. Kadına şiddet hayır tabii ki. Kesinlikle hayır. Peki şöyle yakın alayım sizi. O zaman biz teşekkür ediyoruz sizlere. Birlikte kapatıyoruz. Ne diyoruz efendim? Haftaya yine bu güzel kanalda solunda ve sağında bulunan bayanlar gibi birbirinden değerli, birbirinden sempatik ve birbirinden güzel insanları ekrana taşımaya devam edeceğiz. Haftaya hangi ilçede oluruz, İstanbul'un hangi beldesinde oluruz bilmiyorum ama bizler haftaya görüşmek üzere her şey gönlünüzce olsun diyoruz ve hoşça kalın. Bay bay. Bay bay. That's the way I treat a girl, kind of smooth. Because it's one man that you when I meet. So let me show you around while you sip your TG. But no coca, loco, boom, while I take a peeling. When I hold my baby, she say I do it nicer. I like my chicken with rice and lemonade. And that's what you get when she shouts at Jumbo. Now I gotta go, yo, Coco. Put me up.
Colombo. Now I gotta go, so coke. Put me up.